Günaydınlar ya da bana günaydın, size tünaydın, iyi akşamlar. Artık saat kaçta izliyorsanız videoyu. Bugün böyle bir vlog çekeyim istedim. Vlog konusuyla alakalı hiçbir fikrim yok. Şöyle bir başlattım videoyu. Artık konusu kendiliğinden oluşsun. Bu evimi hiç görmemiştiniz. Onu da bir görmüş olursunuz arada çok fazla. Çünkü ev videosu çeker misin, taşınma vlogu çeker misin diye istek geldi. Ki taşınma vlogu çekmiştim aslında. Fakat hafıza kartım olmuş. Ve çektiğimi zannettiğim tüm videolar, yani daha doğrusu yarısı çekilmemiş aslında. O yüzden böyle bir vlog hazırlayayım istedim. Zaten evin içinde dolanırken evde görmüş olursunuz. Şimdi tek tek böyle kalkıp da şurası salon, şurası mutfak demeyeceğim. Yalnız burası çok daha büyük bir yer. Yani normal bir apartman dairesi. Hala Dove Vivo'nun yerlerinden biri soranlar olmuş. İşte normal bir eve mi taşındınız yoksa hala Dove Vivo'nun yerlerinden birinde mi kalıyorsunuz diye. Yani burada kalıyoruz. Ama burası normal bir öğrenci yurdu gibi değil, biraz daha farklı. Yani dediğim gibi normal apartman dairesi. Aşırı büyükler, dubleks daireler var, normal daireler de var. Her iki tipte çok geniş büyük daireler. Bunu da belirtmek istedim efendim. Soranlarınız çok oldu çünkü. Bu arada beni çekiyor mu kamera, ondan da emin değilim. Çünkü monitör yok kamerada. Bana doğru dönen bir monitörüm yok kamerada. Bir dakika, ben şuna bir bakayım. Çekiyormuş, tamam. Saçlarımı kurutmadım hala. Duş aldım sabah. Bugün ne yapacağım? Onlardan bir bahsedeyim. Bugün çok böyle özel bir durum yok aslında. Biraz ders çalışacağım çünkü çok fazla sınavım var ve artık geçmek istiyorum bu sınavda. Çünkü geçen sene çok fazla ne diyordum? Ha. Ay, saçlarım çok kötü. Geçen sene çok fazla üstüne düşmedim derslerin. O yüzden biraz geriden gidiyorum. Hoş, okul bitmesin de istiyorum bir yandan. Ki bitse de zaten başka bir fakülteden devam edeceğim ama ya da bu okumuş olduğum bölümün şu an master programına başvuracağım. Yani bilmiyorum. Başka bir bölümün master programı da olabilir ya da farklı bir lisans programı da olabilir. Beni tanıyanlarınız biliyor. 80 yaşına da gelsem okumaya devam edeceğim. Yani seviyorum. O yüzden böyle ağırdan ala ala gidiyorum ama artık bu okulu bitirmenin, bu fakülteyi bitirmenin vakti geldi. O yüzden biraz böyle yoğun bir şekilde ders çalışmaya başladım. O yüzden bugün dışarı çıkıp onu bunu falan yapmayacağız. Ki zaten işe gideceğim ben. Öğleden sonra gideceğim bugün. Çünkü bir toplantımız var. Böyle 4 gibi falan evden çıkacağım. Ofise gideceğim. Orada işte toplantı falan olacak. Ondan sonra mağazaya gideceğiz. Kamerayı evde bırakacağım. Belki alırım ya da yok, kamerayı almam da telefonla belki bir şeyler çekerim. Çünkü işten sonra markete falan gitmem gerekiyor. 2 gündür her gün markete gidiyorum gerçekten. Sürekli bir şeyler unutuyorum. Abi, benim liste yapmaya alışmam gerekiyor gerçekten. Ve o listeye sadık kalmam gerekiyor. Yani arkadaşlar, evden çıkarken markete giderken liste yapıyorum. Yani her şey var listede. Bir şekilde o listeye bakmıyorum bir süre sonra. Ha, tam bunları alacaktım ya falan deyip böyle. Liste dışında ne kadar saçma sapan şey varsa hepsini doldurup getiriyorum eve. Sonra böyle kalıyorum. İşte yağ nerede? Yemek yapacağım ama soğanım yok falan diye. O yüzden bugün böyle bir liste hazırlayacağım şimdi. Yalnızca onları alacağım. Bir de arabayla falan gitmeyeceğim işe. Yürüyerek gideceğim. Bir 30 dakika falan sürüyor yürüyerek işe gitmem. 36 dakika sürüyor tam olarak. Dönüşte de yürümeyi düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi sürekli evdeyim. Ders çalışıyorum ya da işte işe gidiyorum. Onun dışında başka yaptığım herhangi bir aktivite yok. O yüzden biraz hareket edeyim diye işe gidip gelirken işte en azından yürüyerek gidip yani tercih ediyorum. 36 dakika gidiş, 36 dakika dönüş. O yüzden marketten çok fazla şey de alamayacağım. Çünkü süpermarkete gitmeyi düşünüyorum. Merkezde çok fazla büyük market yok. Çalıştığım yerde var bir alışveriş merkezi. O yüzden oraya gitmeyi düşünüyorum. Ve 36 dakika boyunca o paketleri elimde taşımayı ya da sırt çantamda taşımayı istemiyorum. O yüzden az ve öz bir alışveriş yapmam gerekecek. Sonra da işte eve geleceğim. Yine kaldığım yerden ders çalışmaya devam edeceğim. Ki şu anda işe gidene kadar ders çalışacağım yalnızca. Sonra bu akşam yine biraz ders çalıştıktan sonra birlikte vakit geçirebiliriz.
da inşaat var hala. Bunlar ses yapıyor işte. Şurayı kazıyorlar. Şu tarafta ayrı bir inşaat var. Şu bina, şuradaki görmüş olduğunuz komple bina. Yine Doyle Vivo'nun satın almış olduğu bir yer. Şurada görmüş olduğunuz yerde, nerede o? Şuradaki yerde böyle huzur evi gibi bir yer. Doyle Vivo şu an şurada çalışıyor. Burada yol kazılıyor ve aşağıda da yol kazılıyor. O yüzden hafta içi sabahları özellikle çıldırtıyorlar bizi. Sıcak olacak. Yürürken daha da sıcak olacak. Fakat dönerken güneş artık iyice kaybolmuş olacağından hava soğuyacak ve ben ne giyeceğimi asla bilmiyorum. Bir 3 saat kadar ders çalıştım ve acıktım. Öğlen oldu çünkü. Yemek yiyeceğim, sonra saatin kaç olduğunu kontrol edip ona göre tırnaklarımı yapacağım. Eğer zaman kalmazsa yalnızca ojeyle çıkarıp şöyle bir törpüleyip o şekilde çıkacağım. Çünkü geç kalmak istemiyorum. Aceleye getirerek yaptım. Ekmeği kızartmadım bu kez. O yüzden dağılıyor. Hazırım. Makyajımı yaptım. Makyajımı yaparken iki kez şarjım bitti. Çünkü %30, %20 falan doldurup bırakmış. Ben de o esnada makyajımı bitirdim. Çünkü geç kalacağım. Ay ağzımızın şey oldu. Burada makyajımı göstereyim. Berbat oldu arkadaşlar. Berbat. Yani. Konuşurken yine şarjım bitti. Ya sanırım benim bataryalar gitti. Benim bataryalar gitti derken kameranın pilleri. Büyük ihtimalle. Bugün eğer vaktim olursa gidip yeni pil bakacağım. Bir de şarjör de bakabilirim. Çünkü ikisinden birinde bir şey var. Normal değil. Bir saattir şarjda bunlar. Ve yalnızca %20, %30 falan şarj etmiş. Ve açtığım an kapanıyor ve şu anda kapanacak. O yüzden bu da kapanmadan ben evden çıkıyorum artık. Günaydın. Artık saat kaçta izliyorsanız videoyu. Benim için hala günaydın. Aslında bugün saat kaçta kalktım ben? Sabahın 7'sinde kalktım çünkü aşağıda çalışma vardı yine. Tırırt 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 ya da tok 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 sesleri eşliğinde bayağı ağzıma geleni sayarak uyandım. Dün şarjım bitti arkadaşlar ve fark ettim ki videonun bir kısmını da söylemiştim. Bilmiyorum o kısmı aldım, hala editleme kısmına geçmedim o videoyu. O yüzden göremedim. Hangi kısımları çekti, hangi kısımları çekemedi diye. Neyse, batarya tırtladı. Bayağı ölü bütün bataryalarım şu an. Hemen Amazon'dan sipariş ettim. Ertesi gün geldi çok şükür. Durun hatta göstereyim. Şunu aldım. Böyle Power Extra diye bir şey. Böyle içinden iki tane pil ve şarjör çıkıyor. Bu. Böyle ikili.
illerde şu şekilde bir tanesi içinde şu an kameranın. Bu arada tırnaklarımı da yaptım bu sabah. Nihayet. Bu Wet n Wild'ın ojesi bu arada. Çok sevdim ben bunun rengini. Tekrar alacağım sanırım. Neyse efendim. Bugün saat 4'te, yok 3'te. 3'te başlıyorum çalışmaya. 3-8 arası çalışacağım 5 saat. Saat şu an 12 falan ama şimdi hazırlanacağım yine de. Çünkü çıkmadan önce bir plan program yapmam gerekiyor bu haftanın işleriyle alakalı. Çünkü bu hafta ne yapacağım? İtalyan bürokrasisinin pençelerine düşeceğim. Sigorta yenilemem gerekiyor. Sağlık sigortamı yenileyeceğim. Onun ödemesini yapacağım ve aktive etme işlemleri sanıyorum değişmiş. Artık eskisi gibi İtalyan postanelerinden satın alıp daha sonra KUP'ta ya da Azul'da aktive ettirmiyorsunuz. Direkt KUP'ta yapılıyor bütün işlemler. Ferrara'daki KUP neredeydi onu da hatırlamıyorum ama yakınlarda bir yerdeydi. Büyük ihtimalle sanıyorum önünden geçtim bir kez ama net hatırlamıyorum. Ona falan bakacağım şimdi nerede diye. Ve sabah çalıştığım bir gün gidip o işlemleri halledeceğim. Üçüncü aşımı yaptırmam gerekiyor. Hala yaptırmadım. Hala zamanım var aslında. Green Pass kartım hala geçerli. Ama yine de yaptırmak istiyorum. Bu arada bir haber İtalya'da yaşayanlarınız ya da buraya gelmek isteyenleriniz için. 31 Mart'tan sonra 1 Nisan itibariyle Green Pass sorulmayacak artık kapalı alanlarda ve maske zorunluluğu da kalkıyor. Artık kapalı alanlarda da maske takmak zorunda kalmayacağız. Umarım yine eskisi gibi patlamaz o pozitif vaka sayıları. Bakalım bu kez umuyoruz her şey gerçekten iyi olacak. Bugün bir daha şey de söyleyeyim. Vaktim olursa eğer Bershka'ya falan gitmek istiyorum. Çünkü mağazaya da uğrayacağım yine bugün de. Önce ofis sonra mağaza yapacağım. Bershka, Pull&Bear, Zara falan filan bakmaya çalışacağım. Eğer vaktim olursa, olmazsa yarın yapacağız. Ya da öbür gün bilmiyorum. Yani bir şeyler almam lazım. Pantolon almak istiyorum. Biraz böyle rahat ama jeans olmayan. Çünkü bıktım artık kot pantolon giymekten. Rahat bir şeyler istiyorum. Kumaş büyük ihtimalle keten ve jeans dışında herhangi bir şeyi alabilirim. Ama kumaş pantolon da olsa hani sweatshirtlerle falan da giyebileceğim bir, kombinleyebileceğim bir pantolon olsun. Yani bakalım onlara bakacağız. Birkaç model gördüm. Bedenlerine bakmam gerekiyor. Vaktimiz olursa dediğim gibi oraya da gideceğiz birlikte. Şimdi makyajımız. Bugün ne yapsam? Şu maskarayı bu arada aldığımdan beri arkadaşlar hiç kullanmadım. Kiko'nun Tuscan Sunshine. Görüyor musunuz? Netleyecek misin bugün? Heh. Ama şu an deneyip riske atmak istemiyorum. Çünkü Kiko'nun maskaraları genelde akıyor ya. Lancome falan da kullanmak istemiyorum. Ne yapsak? Her yerde buranın düzenlemesini yapmam gerekecek. Bir dakika. Maskara. Burası değil. Yanlış. Açtık. Maskaralarımı nereye attım ben? Bir kısmı burada. Fondöten de değiştireceğim. Bir saniye. Bugün ne sürsem? Sen değil. Catrice olabilir aslında. Urban Decay mi kullansak? Yine sivilce yapacak bu. Çok seviyorum şunu ama sivilce yapıyor ya. LA Girl maybe. Hadi bakalım bugün mat yapalım makyajı. Çünkü hava çok sıcak ve Lancome kullanmayacağım. Dediğim gibi maskarayı kendimi riske atarak başka bir maskara kullanacağım. Maskaralarımı bulabilirsem ama. Okay. Sanıyorum okay yani. Kesin bu maskara akacak ha. Saçlarımı henüz yapmadım. Hatta saçlarımı taramadım bile daha. Bu arada ayakkabılarımın haline bakın. Görüyor musunuz? Bunlar çok eski Converse'ler değil. Aldıktan böyle bir 3 ay 4 ay sonra oradan buradan açılmaya başladılar. Her zamanki gibi. Gerçekten her seferinde yeni Converse aldıktan birkaç ay sonra diyorum ki bir daha asla bu aptal şeylere para vermeyeceğim. Gidip yine alıyorum. Bir çift daha Converse'im var. Hatta şimdi söylerken aklıma geldi. Onları bir yaptırsam mı diye düşünüyorum. Çünkü model olarak çok beğendiğim, renk olarak çok beğendiğim ayakkabılar. Ama onlar da aldıktan hemen sonra cırtladı. Göstereceğim hemen şimdi. Bunlar deri Converse. Önlerine bakın.
Yani bunları 2 ay falan kullandıktan sonra böyle oldu. Rengini, modelini, her şeyi çok seviyorum ama yani bu nedir ya? Şimdi bugün belki bunları da yaptıracağım. Bu arada şuradaki şeyleri de alıp artık bir içindekileri çıkarmam gerekiyor. Çok fazla kullanmadığımız eşyalar vardı. Onlar depoya gidecek. Üstünde her ne kadar books yazıyor olsa da alakasız şeyler var. Onları da bugün halletmem lazım. Ya da yarın falan da yapabilirim. Af, bilmiyorum, çok sıkış tepiş bir hafta bu hafta. Neyse, şunları götürmek istiyorum artık. Gideceğim yerde var şey. Böyle ayakkabı tamiri falan yapan bir yer. Yani büyük ihtimalle dikelim diyecekler. Ve iğrenç duracak. Ama yine de denemek istiyorum. Belki de fena olmaz. Eşek yüküyle para veriyoruz çünkü şunlara. Aa, burada bir adet daha Converse var. Bunların da yanlara bakın. Şu kısımlarına. Yani... Aa! Kavga mı ediliyor, aşk mı yaşanıyor arkadaşlar? Sanırım bir aşk macerası. Kavga etmeyeyim be. Tiplere bak ya. Konuşuyorlar sanırım şu an. Onlar bile bizden daha iyi anlaşıyor. Gördüğünüz gibi. Uy çocuğum, tipe bak. Evi de orada. Giriyor bak. Öbürü de gidiyor. Eşi. Hadi gir bakalım. Ah, öbürü çıktı. Şunlara biraz daha yem vereyim ben. Aşağıda çalışanlar bu arada belediyeden insanlar ve bu hayvanlara dediğim gibi yemek vermek yasak. Ceza keseceklerse buyursunlar, kessinler yani. Gelin yiyin be siz de. Hadi. Tiplere bak. Ne istiyorlar şu hayvanlardan ya? Ortalığı pisletiyorlarmış. Rahatsız etmiş bu insanları sanıyorum. Biz çünkü hiç öyle şeyler yapmıyoruz. Yiyoruz, öğütüyoruz. O kendi içinde yok oluyor. Merhabalar, iyi akşamlar. Ay çok yorgunum. Bu arada şunu çantamda buldum. İyi ki çantamın bir köşesine tıkıştırıp orada unutmuşum. Çünkü hava o kadar soğudu ki. Neyse bir üstümü değiştireceğim. Bir duşa gireceğim. Saçlarımı yıkamam büyük ihtimalle. Şöyle bir yorgunluğumu atayım. Sonra yemek yapalım. Acıktım çünkü. Konuşamadım. Acıktım çünkü. Gerçekten hiç benim şu an ne yemek yapasım var, ne bir şey yapasım var, aşırı yoruldum. Bugün aşırı yoruldum, 2 saniye oturmadım. Yani hiç oturmadım gerçekten. Bütün gün ayaktaydım. İşe yürüyerek gittim yine ve tekrar yürüyerek döndüm. Ve arada bir Bershka değil, Pull and Bear. Pull and Bear mağazasına uğradım. İstediğim pantolonu aldım. Göstereceğim. Yarın göstereyim. Onu da yarın göstereceğim. Şimdi yemek söyleyelim bence ya. Çok acıktım çünkü. Diye böyle kütleye gideceğim şimdi. Ay.
Ama şuraya yansam uyuyacağım gayet ama... Ders çalışmam lazım. Ders çalışmalıyım. Allah'ım ya, öf. Yemek söyleyelim hadi. Yemek söyleyelim. Bu arada üstümdekilerin alakasızlığına bakar mısınız? Gayet yani çingi. Çoraplar farklı, eşofman altı farklı, buramda saç var. Yeni attım evet. Evde temizlemem lazım. Bu hafta her şeyi yapacağım söz. Gerçekten. O her şeyi yaparken arada bir şeyler de yıkamam lazım çünkü gerçekten. Yani evdeki kıyafetlerimi size göstersem dersiniz ki yuh bu kadar şeyin içinden bir adet insan gibi match yapabileceğim bir şey bulamadın mı? Gerçekten bulamadım. Bulamadım. Çünkü her şey kirli. Ve hayatımda ilk kez bu kadar uzun süre çamaşır yıkamamazlık ediyorum. Bunu da herkesin önünde belirteyim istedim. Ki isteyen olursa gelip utandırsın. Söylemeyeyim bir şey, normalde yapmıyorum. Normalde gerçekten yapmıyorum böyle şeyler her hafta. Siyahım, beyazım, renklilerim hepsi ayrı ayrı yıkanır. Ütülenir, kaldırılır. Fakat yani gerçekten iki haftadır falan aşırı yoğunum arkadaşlar. Kafamı kaşıyacak vaktim yok. Kafam kaşıyacak vaktim yok derken şuramı kaşıdım. Bu kadarlık vardı. Şimdi yemek söylüyorum bakın. Şöyle bir bakalım neler varmış. İki gün önce de yemek söyledim ve burger söyledim. Yani bugünlerde evde yemek de yapamıyorum. Hani her gün yapamıyorum. Şuradan söylemiştim. Patambu diye bir yer. Nerede o? Şu. Fena değil de sosları falan çok iyi. Böyle abidik gubidik şeyler koyuyorlar içine. Koyabiliyorlar yani isterseniz. Ama benim... Allah açlıkla sınamasın kimseyi. Sebastian'dan söyleyelim. Çünkü hastasıyız. Sebastian Pap. Nasıl ya? Nasıl 18? Bize de mi 18 ya? Of. Fuck. Japon mu söylesek? Patambu mu söylesek yine? Hadi söyleyelim ya. Neyse ben karar verene kadar 45 saat geçecek. Geldiği zaman göstereyim ben size ne aldığımı. Yemeği söyledim. Giusto Spirito diye bir yer var. Müthiş burger yapıyorlar. Birazcık pahalı. Bir saniye kaç para ödedim? Hemen onları da söyleyeyim. Merak ediyormuşsunuz çünkü bazılarınız. Merak etmekten ziyade buraya gelecek olan kişiler, burada okumak isteyenler, buraya yerleşmek isteyenler vesaire çok fazla soruyor işte aylık giderlerin nedir, nasıldır, yeme içmeye ne kadar ödüyorsun vesaire diye. Mesela yalnızca söylemiş olduğum bir burger, falan yok bu arada içinde, içecek falan vermiyorlar, menü şeklinde gelmiyor. Fakat yanına patates kızartması koyuyorlar. Giusto Spirito isimli restorandan Pekino Express aldım. 11 euro 50 cent. Aldığım 11 euro 50 cent tutuyor fakat bu lanet Deliveroo. Böyle diyorlar burada. Bu uygulamayı kullandığınız zaman size hem o yemeği getiren kişinin ücretini, bayağı kurye ücretini, hem de spezeli servizio diye bir şey var burada. Servis ücreti. Hem de onu geçiriyorlar. Kuryenin ücreti 1.49, 1 euro 49 cent. Spezeli servizio dediği şey de servis ücreti de 58 cent. Yani 11.50'ye aldığım şeyi toplamda 13.50'ye de ödeyerek kapattım. Yani gerçekten salak saçma şeyler. Abi konsenyaya nedir o? Kuryeye zaten 1.49 alıyorsun. Servis ücreti nedir ya? Restoran çalışanları hamburgeri pakete koyarken çok mu yoruluyor? Onun ücreti mi 58 cent? Nedir yani? Salak salak işler ya. Üf, ne zaman geliyor bu? Şuradan tracking var durum evet. 21.45 ile 22 arası. Şu an saat 21.34. 21.45, 22 arası yazmışlar. Bakalım. Açlıktan bayılmak üzereyim bu arada.
Sinirlerim bozuldu. Kola var mı evde? Bira var. Okey. Kola da var galiba. Elle yemek. Açlık. Hop, burgerimiz. Bu da patties olmalı. Yes. Oo. Kabuklarıyla. Oo. Şimdi içinde ne var onları söyleyeyim. Bu görmüş olduğunuz hamburger ekmeğini onlar kendisi yapıyor. Malt birayla yapıyorlar. Aşırı güzel. Üstünde de böyle tahıldı, işte kabak çekirdeğiydi, oydu buydu. Bir tanesini hemen yüklettim ben. İçinde de 180-200 gram kadar hamburger eti var. Tomino var. Şu peynir. Hastasıyım ben o peynirin. Fırınlayarak böyle üstüne bal dökerek falan da yediğinizde müthiş oluyor. Bacon var. Guacamole sos var. Tatlı ekşi sos var içinde. Ama acı da bir sos. Aynı zamanda yalnızca tatlı ekşi değil. Bakalım. Burada işte domateslerimiz ve maşrapaya koydum. Kolam var. Gerçekten çok acıktım. Şimdi Netflix açıp yemeğimi yiyip sonra derse başlayayım. Kadarcık yetiyor. Önce de elime atıyorum. Sonra kollardan akıtarak yüzümü temizliyorum. Hemen ardından artık bitmiş olan şu jelimi kullanıyorum. Normalde bir turda üstünden şu Cetaphil'le geçiyorum. Ama bugün onu bile yapacak halim yok. Çünkü yarın falan peeling yapacağım zaten. Vakti geldi. O yüzden çok da gerek yok yani. Birazcık retinol de kullanacağım. 2-3-4. Şöyle bastırarak uyguluyorum. Sonra şöyle yarım damla kadar alıp, yarım damla değil, tam damla geliyor aslında orada ama şöyle biraz dağıtıp göz altlarına ekliyorum ve şuradaki derin çizgilere, ince çizgilere, ovarlık kenarı, ayağın ovarlık kenarı ne be? Ya öyle bir şey var, sinirim olsun. Bu kenarına. Ve her ülkede diyorum. Her şehirde mi vardı bu ya? Bir tek İzmir'de değilmiş demek ki bu. Herkes biliyor çünkü bunu söylediğimde. Ya da geyiği dönüyor zaten. Overlockçu ayağınıza geldi diye. Halı kenarına, yastık kenarına, halı flex kenarına. Bugün böyle ya. Üzgünüm arkadaşlar. Bugün böyle. Şu an kameranın nereye çekiyor onu da gördüm yoga. Tuvaletin içinde çekiyor olabilir yani. Neyse ki orası temiz. Ve son olarak nemlendirici. Yüzümü temizlemek için şimdi banyoya gelirken de yanıma makyaj fırçalarını getirdim. Onları da bir yıkayayım artık diye. Ama ya bilmiyorum. Üf. Yıkayalım mı? Ay. Saçlara bak. Hale bak ya. Onunla birlikte aslında şunu yıkamam lazım. Bayağı ağzımı yüzümü sildim buna ya. Ağzımı yüzümü sildim derken yani saçımın şuralarını sürekli fondöten sürüp duruyorum ya ben makyaj yaparken. Onu temizlemek için böyle pırt pırt şunu bayağı böyle alıp siliyordum. Çünkü çok güzel çıkarıyor. Yani bakınız çıkarmış yani bayağı. Şu falan. Şu çok mantıklı. Şöyle tutup zırt zırt alıyorsun. İğrenç bir insana dönüştüm. Üzgünüm ya. Yargılamayın beni. Gidiyorum ben. Hadi siz de gelin. Hadi.
yüzümden yorgunluk akıyor. Bakar mısınız? Göz altları mor. Göz üstlerim de mor. Yalnızca altı değil, üstü de mor. Yani değişik. Hadi ders çalışalım. Ve aşımı yaptırdım. Evimin tavanını hiç göstermedim değil mi ben size? Burası orta çağda yapılmış olan bir bina. Biraz perili köşkü andıran bir havası var. Ve buranın da bir hikayesi var bu arada. Ayinler falan düzenlenmiş burada. Şeytan çağırma ayinleri ve gerçekleştirmişler bu olayı.